sorduğumuz zaman insanlara hayattan ne bekliyorsunuz diye hayattan ne bekliyoruz diye bu topluluğa sorsam farklı cevaplar alacağımı biliyorum. Çünkü bu topluluk Türkiye'nin aydınlık yüzü ortalamayı temsil etmez. Ama dışarıya çıkıp ne istersin hayatta? Hayattan en çok beklediğin şey nedir diye sorsak insanlar iki şey söylüyorlar. Yani söyledikleri böyle değil. Aslında para istiyorlar. Tanınan bir insan olmak istiyorlar. Paraları olursa ve tanınan bir insan olurlarsa da, o zaman mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Yani başarı aslında bir anlamda e, parayla, mut, e, ünlü olmakla ve güç sahibi olmakla tanımlanıyor ve bunun sonucu olarak da anneler, babalar da çocuklarını zaten bu formatta yetiştirmeye çalışıyor. İyi bir okula gitsin mezun olsun, oradan iyi bir üniversiteye gitsin, iyi bir işi olsun, yani bunların, bu iyilerin hepsinin arkasında para kazansın, güç sahibi olsun ve tanınan bir insan olsun demek var. Bu şekilde kelimelere dökülmese de. Şimdi ben size başarılı olmakla kendimce mutlu olmak arasındaki ilişkideki biraz evvel bu hayallerle gerçekleşme arasındaki köprüyü kurmaya çalışacağım. Son yıllarda kendi mesleklerinden sıkılan, kariyerlerine ikinci bir yolda devam etmek isteyen insanların önemli bir bölümü psikolojiyi kendilerine iş olarak seçtiler. Ve dolayısıyla bir sahte disiplin, sahte bilim doğdu psikoloji görüntüsü arkasında. Hangi e, sosyal topluluğa girseniz, bir masaya otursanız 8-10 kişi mutlaka bir veya iki tane yaşam koçu çıkmaya başladı. Yani dolayısıyla kendi hayatlarında zorluk çeken insanların bir bölümü başkalarının hayatlarını düzenlemek gibi bir misyon yüklediler kendilerine ve çok fazla tekrarlandığı için de hiç sorgulanmadan doğru kabul edilen bir takım sloganlar çıkmaya başladı ki işte başarmak için ne yapmak lazım? Önce kuvvetle istemek lazım. En büyük yolculuklar ilk adımla başlar. Cesaret edeceksin, isteyeceksin. Şimdi en tehlikeli yalan içine doğru karışmış yalandır. Dolayısıyla tabii ki başaranların hepsi isteyenlerin arasından çıkar. Ama isteyenlerin çok azı başarılı olur. İşte sizin bugün sabahtan bu saate kadar dinlediğiniz ilham verici hikayelerin kahramanları gerçekten istekleriyle hayalleri arasında köprü kurmuş olan insanlar. Çünkü neden? Buyurun, bakın. Burası en son Olimpiyatlarda 10 bin metre koşusunun final turu. Yani atletler elenmişler, elenmişler, elenmişler. En sonunda da bunlar kalmış, yarışıyorlar. Ne görüyorsunuz? Bir şeyin farkındasınız. Bunların hepsi siyah. Bu da 100 metre. Usain Boldun arkasındakilere bakın. Onların hepsi de siyah. Yani şimdi demek ki buradan çıkartacağımız sonuç e, beyazlar yeterince istemiyor. Eğer deminki yani istemekle başarmak arasında doğrudan bir ilişki olmuş olsa böyle dememiz lazım. Tabii ki öyle değil. Nedir peki mesele? Eğer orta veya uzun mesafe koşucusu olmak istiyorsanız ACTN3 genine sahip olmanız lazım. Eğer bu gene sahip değilseniz, ne kadar isterseniz isteyin o düzeye çıkamazsınız. O düzeye çıktığınız zaman motivasyonel faktörler rol oynamaya başlar. Yani demek ki birinci söylemek istediğim şey bu. Ya bizim çocuk matematiği sevmiyor. Veya işte bizimki gece çalışıyor, gündüz çalışmıyor. Veya şu yemekleri yiyor, bu yemekleri yemiyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Kadere inanıyor musunuz? İnanıyorsunuz. Ee, kadere inanmanın insanı rahatlatan bir tarafı var. Nedir? Teslimiyet yani elimden gelen bu. Gerisi yazı. Peki rahatsız eden tarafı ne? Madem her şey belli o zaman çıkacak cana bunca eziyet niye diye düşünüyor insan ister istemez. Peki nerede yazılı kaderimiz? Şimdi alnımızda dediğimiz zaman aslında doğru yani bir bakıma benim sorum doğru değil. Çünkü bu inanç sistemine dönük bir soru. İnançlarımız sorgulamadığımız doğrularımızdır. Sorguladığımız zaman inanç olmaktan çıkar. Peki bilimsel olarak kader var mı? Genetik piyangodan bahtınıza çıkan kaderinizdir. Dolayısıyla biz o bir software'dir ve biz ancak o software'in içindekileri gerçekleştirebiliriz. Aynen üzerimizde taşıdığımız cihazlarda olduğu gibi, ee, bilgisayarlarımızda olduğu gibi. Dolayısıyla istemekle başarmak arasındaki köprünün birinci ayağı bir kere yatkın olduğumuz bir şeyi istemektir. Ya herkes yapıyor, sen de yaparsın. Yapanların senden fazla nesi var? gibi yaklaşımlar Son derece yanıltıcı yaklaşımlardır. Birinci söylemek istediğim şu, şey bu. Yani işte efendim, açılmamış kanatların gücü bilinmez. Kendini koy ver aç bir kere ufuklara at falan. Yani bunlar insana duyduğu zaman iyi gelir de bunların faydası yok. Bunların faydası yok ve dediğim gibi en tehlikeli yalan içine doğru karışmış yalandır ve yalan ne kadar büyükse de inanan o kadar çok olur. O sebeple başarmak için bir kere birinci adım yatkın olduğumuz şeyi yapmaktır. Başarı iş hayatında da, kurumlar için, insanlar için de aslında her gün düzenli olarak yaptığımız küçük şeyleri tekrarlamaktan geçer. Burada dinlediğiniz bütün ilham verici hikayelerin hepsinde bu vardı. Her gün düzenli olarak bir takım şeyleri yapmak, küçük şeyleri her gün düzenli olarak yapmak. Bunun adı disiplindir. Disiplin, Türkçe'de pek hoş karşılanan bir kavram değildir. Güçle, zorbalıkla, baskıyla eş görülür. Halbuki disiplin tutarlılıktır. Hedeflerde, ilkelerde, performans kriterlerinde tutarlılıktır. Dolayısıyla da insanları başarıya her gün düzenli olarak yaptıkları küçük şeyler götürür. Biri, söylemek istediklerinden biri bu, başarıyla köprüyü kurarken. İkincisi, başarı sağlamak için yatkın olduğumuz işi yaparken de mutlaka zora ve zahmete katlanmamız gerekir. Zora ve zahmete katlanmadan ki bundan evvel dinlediğiniz ilham verici hikayelerin hepsinin içinde bu vardı. Zorluklarla ve zahmetle başarı geliyor. Şimdi orta sınıf ve üst sınıf ailelerin çocuklarını yetiştirirken tuttukları bir yol var. Aman çocuğumuz zorluk çekmesin, bizim yaşadığımız zorlukları yaşamasın gibi genel bir eğilim var. Bu çocuklara yapılan en büyük kötülüktür. Çünkü enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişir. Biz eğer enerjimizi yatkın olduğumuz alana koyarsak orada fark yaratma şansına sahip olabiliriz. Gene son yıllardaki bu moda yaklaşımlardan bir tanesi de başarmak için ne lazım? Kendine güvenmen lazım. Kendine güveneceksin. Psikoloji Amerika'da ağırlıklı olan bir disiplin olduğu için aslında Almanya'da çık, Almanya'da kurulmuş çıkmıştır 1876'da laboratuvarda doğmuş bir disiplindir. Ama bugün Amerika'nın egemenliğinde olduğu için dünya da Amerika'nın gerçeklerini evrensel gerçekler olarak kabul ediyor. Ve bunun sonucu olarak da işte başarmak için kendine güveneceksin. Ne yapacaksın? Gözüne bakacaksın insanların, elini sıkacaksın, kuvvetle sıkacaksın, postürünü dik tutacaksın, sesine güvenli bir ifade vereceksin. Efendim inanmayın, hiç kimse bu sebeple başarılı olmaz. Başarılı olan insanlar kendilerine güvenmeye başlarlar ve bu özellikleri gösterirler. Çok basitleştirirsem başarılı olmak için ne lazım? Birincisini söyledim, yatkın olduğun işi yapacaksın. İkincisini söyleyeyim, onu da söyledim zora ve zahmete katlanacaksın. Üçüncüsü, insan ilişkilerini iyi tutacaksın. Bu insanlara kompliman yapmak, hoş şeyler söylemek demek değildir. Bu insanlara sormak ve dinlemektir. Onlara samimi ilgi göstermektir. Anlattıkların içinden yeni sorular çıkartmaktır. Kendimizi anlatmaktan çok anlamaya çalışmaktır. Dolayısıyla yani motivasyonel konuşmacıların konuşmalarına giderseniz işte böyle Böyle olsan da kendini böyle göreceksin veya işte aynaya baktığın zaman böyle olduğunu hayal edeceksin ne insanlar bir yere varmaz. Bunlar Çin yemeği gibi yerken lezzetlidir ondan sonra yediğiniz hurmalar bir süre sonra midenizi tırmalar. Başarı nedir diye bana sorarsanız başarı potansiyeli hayata yansıtmaktır. Potansiyelin hayata yansıtılmasının önünde ne var? potansiyelin hayata yansıtılmasının önündeki en önemli faktörlerden biri bu. Neye benziyor bu? Meşe palamudu. Bundan binlercesi sonbaharda yerlere dökülür. Sonra da süpürülür gider. Ama her palamudun içinde uygun bir toprağa düşer ve uygun bakım görürse böyle bir ağaç olma potansiyeli var. Bu potansiyel nasıl ortaya çıkar? Bu potansiyeli ortaya çıkartan şey yani performans dediğimiz şey aslında yatkınlık ve bu yatkınlığın hayata yansımasını sağlayacak olan motivasyondur. Yatkınlık az gayretle sonuç almaktır. Motivasyon da gayretin yönü ve yoğunluğudur. Yatkın olduğumuz işleri daha kolay yaparız. Söylemeye çalıştığım bu. Peki nasıl hayata çıkar? Potansiyel baskı altında ortaya çıkar konfor alanından yüksek potansiyel çıkmaz. Velilerin WhatsApp gruplarıyla yönettikleri okullardan adam yetişmez. Biraz evvel dinlediğiniz, hayat hikayelerini dinlediğiniz bütün ilham verici konuşmacıların hepsinin ortak noktası neydi? Bir engeli aşmalarıydı. Türkiye Amerikan psikolojisinin de etkisi altında kalarak başarıyla zehirlenmiş kuşaklar yetiştiriyor. Başarıyla zehirlenmiş kuşakların en ortak özelliği başarısızlığı ayıp, yasak, günah saymaları. Halbuki başarısızlık hayatın en doğal parçasıdır. Her insan başarısız olur. Her kurum başarısız olur. Ben hayatımda hiç başarısız olmadım. Ne yaptımsa hep başardım diyen insanlar ya yalan söylüyorlardır ya akıllarından zoru vardır. Ya da buna inanıyorlarsa kibirlidirler. Kibir her inanç sisteminde en büyük günahlar arasında sayılır. Dolayısıyla bir kere şunu kabul etmemiz lazım ki başarısızlıklarımız bizi bir yere getirir. Ben hayatımda hiç başarısız olmadım diyen insanlar sınırlarını zorlamamış olan insanlardır. Çünkü potansiyel baskı altında cevhere dönüşür ve bunun sonucunda da mücevher olur kendiliğinden konfor alanından potansiyel ortaya çıkmaz. Aman çocuklarımız zorluk görmesin. Aman bizim yaşadığımız zorlukları yaşamasınlar diye çocuklar yetiştirmek onlara yapılan en büyük kötülüktür. Anne babalara aynı şeyi söylüyorum. Çocuklarınızı sorumlulukla ödüllendirin. Evin içinde yaptıkları şeyler onların görevleri olsun. İşte sadece bu sebeple hayalini yorganına göre uzat diye bir kitap yazdım. Bunun içinde insanların bu işte istersen başarırsın, kendine güvenirsen başarırsın, başarıda beş adım, yedi adım gibi kestirme yollarla nın ötesine geçmeleri için bu biraz evvel anlattığım bilimsel gerçekleri anlatmaya çalıştım. Bunlar başarıyla ilgili olanlardı. Michael Norton diye bir araştırmacı laboratuvara öğrencileri çağırıyor sabahleyin ve onların eline bir zarf veriyor. Verdiği zarfta 25 dolar var ruh hallerini yazıyorlar. Akşamleyin gelip tekrardan aynı şeyi bildirecekler. Ruh hallerini bildirecekler. Zarftaki 25 dolar araştırmaya katılma parası değil. Onu akşamleyin alacaklar. Bu zarfı ne yapacağız? Sadece kendiniz için harcayacaksınız. Bir başka gruba bu zarfı sadece başkaları için harcayacaksınız bu parayı. Günün sonunda da gelip ruh durumunuzu tekrar yazacaksınız. Sonuç, akşamleyin Başkaları için harcama yapanlar kendilerini daha iyi hissederek geliyorlar. Aynı şeyi zaman açısından yapıyorlar. Bugün vaktini sadece kendini memnun edecek şeyler için geçir. Bugün vaktini sadece başkalarını memnun edecek şeyler için geçir. Akşamın sonunda döndükleri zaman insanlar gene başkaları için bir şey yapmış olanlar kendilerini daha iyi hissediyorlar. Bunun için benim bir formülüm var. Akşamleyin evde toplandığınız zaman çocuklarınızla, okulda öğrencilerinizle mutlaka soracağınız soruların arasında bugün kime yardım ettin sorusu bulunsun. Kimden yardım istedin sorusu bulunsun. Çünkü yardım istemek güçlülüktür. Yardım isterseniz insan sizden yardım ister. Bu hafta kimin başarısına katkıda bulundun? Önemli bir sorudur. Senden daha az şanslı insanlar için ne yaptın? Önemli bir sorudur sahip olduğun için kendini şanslı, mutlu, ayrıcalıklı hissettiğin ne var? Önemli bir sorudur. Biz şuna inanıyoruz. Şimdi ben şu salonda değil ama biraz daha hava sıcak olsa ve elimde bir şey alıp yelpazelenmeye başlasam salonun en az üçte biri biraz sonra yelpazelenmeye başlar. Yani davranışlarımız başkalarını etkiler. Sözlerimiz daha çok etkiler. Çocuklarımızın hayatı çok zor. Çocuklarımız çok zor hayat yaşıyorlar. Vallahi çocukların hayatı çok zor. Dedikçe çocuklar hayatlarının gerçekten zor olduğuna inanmaya başlıyorlar. Gerçekte zor hayat yaşayanlar var. Çocuklarımıza bunları anlatmamız gerekiyor ve bu insanların hayatına bir katkı yapma sorumlulukları olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Sahip oldukları için mücadele eden insanlar sahip olduklarının kıymetini bilirler ve potansiyellerini hayata yansıtırlar. Sahip olduğu şeyler için mücadele etmemiş olan insanlar, sahip olduklarının kı kıymetini bilmezler ve her zaman nedeni belli olmaksızın her şeye kendilerine hak görürler. Bir de bu gene psikolojiyi kendine iş edinenlerin, yüreğinin sesini dinle, içinden gelen sesi dinle, yüreğinin götürdüğü yere git gibi saçma mesajlar geldiği zaman bunu sahi zannederler insanın yüreğinin sesini dinlemesi, içinden geleni yapması, yememesi gereken naneleri yedirir, kırmaması gereken cevizleri kırdırır, almaması gereken kalorileri aldırır. Dolayısıyla hayatın gerçeklerine bakmamız lazım. Amerikalı bir matematikçi her sabah yani gelecek eğilimlerini pazarlayan bir iş yapıyor. Her sabah New York Times gazetesini okuyor ve burada parasız ölüm ilanları yayınlanıyor. 18 ayda 2000 tane ölüm ilanını tasnif ediyor. Yani o bir denilen parasız ölüm ilanlarıdır bunlar. Üç gruba ayırıyor. Bir cümlede kim olduğunu anladığınız ve büyük boy, hayat uzun uzun anlatılanlar bunlar starlar. işte Muhammed Ali gibi, Sting gibi falan, Prince gibi pardon starlar. Bir grup var tanınmayan insanlar ama bir dönemde hayatlarında önemli bir katkı yapmışlar. Bu insanların hayat ortalaması 81. En önemli katkıyı yaptıkları yaş kaç tahmin edebilir misiniz? 37. 37. Yani insanlar 81 yaşında öldüklerinde 44 yıl önce yaptıklarıyla hatırlanıyorlar. Benim size bu, bu anekdodu getirmemin sebebi üçüncü grup. Üçüncü gruptaki insanlar kimsenin tanımadığı insanlar. 4 satır, 6 satır, 8 satır. Ama hepsinin hepsinin hayat hikayesinde tekrarlayan bir kelime var. Yardım etti. Yardım etti. Hep. Dolayısıyla başarılı olmak için yatkın olduğumuz işi yapmak, terlemek ve insanlarla ilişkimizi iyi tutmak. Mutlu olmak için de mutlaka başka insanların hayatına katkıda bulunmak ve dolayısıyla da Dünyada en iyi insan olmaya çalışmak gibi gerçekleşmeyecek bir hayalin peşine koşmak yerine dünya için iyi bir insan olmaya gayret etmek. Teşekkür ederim.